Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu gördüğünüz bebek patiğinin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi patiğimiz oldukça şirin. Yapımı da az sonra göreceksiniz. Gerçekten çok kolay. Şöyle bir şablon hazırladım ben sizler için. Patiğimize 44 ilmekle başlıyoruz. 44 ilmeği 8 sıra haraşo örüyoruz. 8 sıra haraşonun sonunda yanlardan 17'şer ilmek kesiyoruz. Ve kalan 10 ilmeğimizi 14 sıra haraşo örüyoruz. Patiğimizin örme aşaması tamamı bu kadar. İsterseniz hemen yapımına geçelim. İlmeklerimizi atarak başlıyoruz. Şöyle 44 ilmek atabileceğimiz kadar uzunca bir ip bırakıp ilmeklerimizi atmaya başlıyoruz. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Bu şekilde dediğim gibi 44 tane ilmek atalım şişimize. Şişime 44 ilmeğimi attım. Şimdi örme kısmına geçiyoruz. Örgümüzün tamamı haraşo olarak örülüyor patiğimizin. Bebek ipi kullandım patiğimizi yaparken ve 3,5 numara şişler kullanıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Ördüm, çeviriyorum. Ve yine arka sırada da aynı işlemi yapıyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. Bu şekilde toplam 8 sıra haraşomuz olana kadar bu işlemi tekrar edelim. Gördüğünüz gibi 8 sıra haraşom oldu. Haraşoları nasıl sayıyoruz? Şu sıraları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra haraşomuz oldu. Şimdi kenardan 17 ilmeğimizi kesmeye başlıyoruz. Kesme işlemini 2 ilmeği birlikte şişime aldım. Ters olarak ördüm. Sonra sağdaki şişi tekrar soldaki şişe alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Yine sağdaki ilmeğimi soldaki şişime geçirip yine ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde toplam 17 kez bu işlemi tekrar edelim. Ben sayamadım kenardan kaç ilmek kestiğimi size anlatırken. O yüzden şimdi ilmeklerimi saymak istiyorum. İki, dört, altı, sekiz, on, 12, 14, 16, 17. Diğer tarafta keseceğimiz ilmekleri bırakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane de ortada devam eden ilmeklerimiz. Demek ki 4 tane daha kesmemiz gerekiyor.
1, 2, 3 ve 4. Son ilmeğimi de kestim. Şimdi kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine ters olarak örüyorum. Sıramın sonuna geldim. Şimdi örgümü çeviriyorum burada. Ve bu taraftan da 17 ilmeğimi kesiyorum. Aynı işlemle ortada 10 tane kalana kadar devam edelim kesme işlemini. Dört tane daha kesiyorum. İki, dört, altı, sekiz, dokuz, on. On ilmeğim kaldı. Şimdi on ilmeğimi ters olarak örüyorum. Şimdi bu 10 ilmeğimizi toplam 14 sıra ters olarak örmeye devam edelim. On ilmeğimi 14 sıra haroşa olarak ördüm ben. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şimdi bu kalan 10 ilmeğimizi de yine ilmeklerimizi biraz önce yaptığımız gibi keserek hepsini bitirelim. Böylece patiğimizin örme aşamasını tamamlıyoruz. Son ilmeğimi de aldım. İpimizi uzunca bırakarak keselim. Sonra bu ipi son ilmeğimizin içinden geçirerek sıkalım. Gördüğünüz gibi patiğimizin örme aşamasını tamamladık. Şimdi dikme aşamasındayız. Şekilde bu parçayı bunun üstüne getiriyoruz ve bu yanından dikiyoruz. Ben iğneme ip geçirmek istiyorum hemen. Ya da şu kenarda uzun olan ipimizi takalım iğnemizi. Zarfımızı
Zaten bunu dikmek için bırakmıştık. Unuttum onu. Şimdi o zaman bu taraftan dikmeye başlıyorum. Şöyle yatırdım ve şurasını dikiyorum. Karşılıklı getirip çapraz bir şekilde sıra sonu şuraya kadar birleşim yerine kadar dikiyorum. Karşılıklı ilmeklerden iğnemi geçirip bu şekilde birleşim yerine kadar diktim ben. Şimdi buraya ipimi bağlıyorum. İçinden geçirip iğneyi buraya sabitliyorum ve şöyle içinden birkaç tur. Burada bu ipimizi kesiyorum. Patiğimizin bir tarafını diktik. Bu şekilde oldu. Şimdi böyle burası 10 ilmek olan kısmı. Burası da kestiğimiz 17 ilmek olan. Bunu da bu tarafa yatırıyoruz. Ve karşılıklı burasını da dikiyoruz. Şuradan dip kısmından başlıyorum. Buraya kadar dikelim arkadaşlar. Buraya kadar diktim ben arkadaşlar patiğimizi. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi böyle üst üste getirip üçünü birlikte dikelim. Ve ortadakinden de alalım ve sondakinden. Baştakinden aldım, ortadakinden aldım ve en alttakinden. Şekilde birleştirmiş oldum. Şimdi yine ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi patiğimizin ön yüzünü çeviriyorum bir bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi patiğimiz oldu. Şimdi şu iç kısmını tekrar tersini çevirip şurasını bu iğne ile birlikte iğnede olan ipimi çıkarmamıştım zaten. İpi şu tarafa yürütüp o ipin olduğu yere orasını da biraz tutturmak istiyorum. Şöyle yapalım.
Çok sıkı olmadan birkaç yerinden şöyle hafif hafif tutturuyorum. Şurada tam ortadan da tutturalım. Ve tutturma işlemimiz bitti. Bu ipimi yine buraya sabitliyorum. İpimizi buradan keselim. Gürültü için özür diliyorum. Paşamın dışarıdan bir kedi sesi duyarak havlamasını duydunuz. Çıldırdı. Şimdi patiğimiz bitti. Şöyle manken ayağımıza bir giydirip bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi çok güzel. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi süsleyebilirsiniz de. Ben bir fiyonk yapmıştım daha önceden. Bu fiyonkların nasıl yapıldığını kanalımda bulabilirsiniz. Nasıl yapıldığını anlatmıştım. Şimdi bu yaptığım, daha önceden hazırladığım fiyonku şöyle patiğimizin ön kısmına şuraya dikmek istiyorum. Tam şu birleşim yerine. Size göstermek için tutturuyorum. Bunu daha sonra sabitlerim. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Denersiniz. Dediğim gibi yapılması gerçekten çok kolay bir model. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.